Herkese merhaba. Turkcell T60, Turkcell'in 2015 model T serisi amiral gemisi Android telefonu. Turkcell T60, Turkcell'in şimdiye kadar çıkarmış olduğu en gelişmiş Android telefonu olma özelliği taşıyor. Turkcell T serisinin üyelerine baktığımızda her yeni üyeyle birlikte tasarım anlamında olsun, teknik özellikler anlamında olsun daha ileri giden bir telefonla karşılaşıyoruz. Turkcell T60 bu anlamda gerçekten en gelişmiş T serisi telefon olma sıfatını hak ediyor. Tasarıma baktığımızda Turkcell T60'ın en şık T serisi telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Metal görünümlü plastik yüzeye sahip, ön yüzün tamamını görmüş olduğunuz gibi ekran camı kaplıyor. Bu ekran camında zamanla ufak tefek çizikler görebilirsiniz. Bir ekran koruyucu kılıf kullanmanız yararınıza olacaktır. Bu şekilde camı da gönül rahatlığıyla kullanma imkanı elde edeceksiniz. Metal görünümlü plastik yüzey genel anlamda başarılı, ancak buranın üzerinde de zamanla çizikler oluşabilir. Belki Turkcell T60'ı ekran koruyucu tabakaya ek olarak bir kılıfla kullanmak isteyebilirsiniz. Tabii ki bütün bunlar Turkcell T60'ın çekici gövdesinin biraz güzelliğine gölge düşürebilir. 7.8 mm'lik kalınlığa ve 129 gram ağırlığa sahip olan Turkcell T60'ın gövdesinde yuvarlatılmış köşeler ve arka yüzeyin kenarlarla buluştuğu noktadaki kavisli tasarım dikkat çekiyor. Böylelikle Turkcell T60'ı tek elde rahatlık tutabiliyorsunuz. Cebinizde de rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Ergonomik bir telefon Turkcell T60. Turkcell T60'ın önünde 20p ekran var. Ekranın altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları dikkat çekiyor. Bir bildirim geldiğinde altta bulunan tuşlardan ortadaki bu tuş yanıp sönüyor. Böylelikle telefonda bakmanız gereken bir şeyler olduğunu anlıyorsunuz. Altta micro USB portu ve mikrofonu görüyorsunuz. Ekranın üstünde aviz hoparlörü ve 5 megapiksel selfie kamerası var. Üst tarafta 3.5 mm kulaklık şakı, arkada 13 megapiksel kamera, flash ve mikrofon, Turkcell logosu, T60 logosu ve telefonda 4G'nin bulunduğunu belirten işaret. Tekrar baktığımızda sağ kenara ses tuşları, güç butonu ve sıcaklık ve nem sensörü var. Bu telefonda bir dikkat çekici bir farklılık Turkcell T60'da. Sol kenarda da micro SD ve micro SIM kart yuvaları var. Turkcell T60'ın arkasında içinde yer alan 2400 mAh kapasiteli pil çıkarılamıyor. Sabit durumda, bunu belirtelim. 5 inç 720p ekran yeterli bir keskinliğe ve parlaklığa sahip. Renkler açısından da ekranın ne olduğunu söyleyebiliriz. Ekran parlaklığı ortamın ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlanıyor. Dış ortamda da güneş altında da bu IPS ekran iyi bir sonuç veriyor. Görüş açıları bakımından da bu ekranın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak Turkcell T60'ın ekranı film izlerken, internette gezinirken, kullanıcı arayüzüne dolaşırken veya oyun oynarken sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Fazla şikayetçi olmayacaksınızdır. Bunun dışında telefonda 8 çekirdekli Snapdragon işlemci var. 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve 32 GB'a kadar kartları destekleyen microSD kart yuvası bu telefonun başlıca özellikleri arasında yer alıyor. Performans açısından Turkcell T60 günlük işleri rahatlıkla yerine getiriyor. E-postaları okumak, internette gezinmek, sosyal ağlarda takılmak veya oyun oynamak gibi işler bakımından Turkcell T60'ın bu paketi oldukça kullanışlı. Sizi yarı yolda bırakmayacaktır. 2400 mAh kapasiteli pil de 1-2 gün rahatlıkla sizi götürecektir. Pil konusunda da bir sıkıntı yok. Hızlı şarj özelliği var. %40'a varan oranda daha hızlı şarj imkanı da Turkcell T60'ın özellikleri arasında bulunuyor. Turkcell T60'da Android 5.02 Lollipop çalışıyor ve bunun üzerinde de fazla bir özelleştirme görmüyoruz aslında. Turkcell'in sunduğu çeşitli uygulamalar ve bileşenler, görsel bileşenler, araçlar var. Bunlarla biraz daha kullanıcı deneyimi zenginleşiyor. Sıradan ham Android arayüzünün kullanıcı arayüzünden biraz daha farklılaşıyor. Material design etkilerini çeşitli noktalarda görüyoruz. Özellikle bu bölüme, ayarlar menüsüne baktığınızda ham Android arayüzünü, Lollipop arayüzünü görüyorsunuz. Bunun dışında biraz daha Turkcell yontuklu bir telefon. Turkcell'in çeşitli uygulamalarını Turkcell T60'da yüklü olarak görüyoruz. Gördüğünüz gibi Turkcell kısa yolu içerisinde yüklü olan çeşitli uygulamalar var. Bunun dışında belli bir klasörü konmamış Fit, akıllı depo, kurulum yöneticisi gibi uygulamalar mevcut. Uygulama menüsüne baktığınızda ekranın solundan açılan görmüş olduğunuz gibi bir gruplandırma var, bir kategorilendirme var. Buradan T60'da yüklü olan ve kategorilendirilmiş çeşitli uygulamalara biraz daha kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Turkcell uygulamaları, iletişim uygulamaları, oyunlar veya ayarlar ve bunun dışında yine multimedya uygulamaları Turkcell T60'da
gruplandırılmış, biraz daha rahat şekilde ulaşılabiliyor. Bunun dışında Turkcell'in çeşitli iş ortaklarının uygulamalarında Turkcell T60'da yüklü olarak görüyoruz. Domino's, Hopi, Migros gibi uygulamalar var. Bunun dışında WPS Office var. Ofis uygulamaları için, ofis dokümanları için. Swift Key klavye kullanılıyor. Böylelikle veri girişi çok daha hızlı şekilde yapılabiliyor. Bir de kart ekranları var. Çoğu Turkcell telefonda, daha önceki Turkcell telefonlarında da görüyorduk. Gördüğünüz gibi ekranın solunda, ana ekranın solunda kartlar var. Bu kartlar Turkcell T60'ı biraz da verimli, hızlı şekilde kullanmanızı olanak sağlıyor. Turkcell T60'da en fazla ihtiyaç duyacağınız uygulamalar, araçlar burada ekranın en solunda görüntülenebiliyor. Eğer kartları düzenlemek istiyorsanız yapmanız gereken menü tuşuna basmak. Menü tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi kartları düzenle var. Buradan hangi kartların ekranda bulunacağını seçebilir veya istediğiniz kartı kaldırabilirsiniz. Bunun dışında Turkcell T60 çeşitli işaretleri ve hareketleri destekliyor. Hareket ve işaretlerle kontrol etmeniz mümkün. Ayarlarda sistem bölümü altında görmüş olduğunuz gibi çeşitli işaretler ve hareketler var. Bunlar yardımıyla Turkcell T60'ın kullanımını biraz daha kolaylaştırabilir. Ellerinizle telefona fazla dokunmadan Turkcell T60'ı kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında Turkcell T60'ın arkasında 13 megapiksel, önünde de 5 megapiksel kamera bulunuyor. Kameralar bakımından Turkcell T60'ın standart orta segment telefonlarının kriterlerini yakaladığını söylemek mümkün. Kamera arayüzüne baktığımızda genellikle ZTE'nin telefonlarında gördüğümüz özelleştirilmiş kamera arayüzünü görüyoruz. Otomatik modda tüm ayarlar otomatik olarak yapılıyor ve size sadece çekim yapmak kalıyor. Bunun dışında parmağınızı ekranda sürüklediğinizde manuel moda geçiş yapabilirsiniz. Buradan beyaz dengesi, pozlama, ISO gibi ayarları elle yapmanız ve çekeceğiniz fotoğraflara biraz da özelleştirebilirlik katmanız mümkün. Bunun dışında mod bölümü var. Mod bölümünde de görmüş olduğunuz gibi çeşitli kullanımı kolaylaştırıcı, verimini arttırıcı, çektiğiniz fotoğrafları biraz daha çeşitlendirecek özellikler var. HDR, düşük ışık, gelişmiş odaklama gibi özellikler var. QR okuyucunun bulunması, QR kodların okumasını kolaylaştıran bir okuyucunun kamera uygulaması içerisine yerleştirilmiş olması da gayet memnuniyet verici. Ön tarafta bulunan 5 megapiksel kameranın da selfie fotoğraflarda işinizi bir hayli göreceğini söyleyebiliriz. El hareketleriyle veya gülümseme algılama özelliğiyle de selfie fotoğraflarınızı kolaylıkla çekebilirsiniz. Turkcell T60'ın arkasında yer alan hoparlör Dolby Audio ses desteğine sahip. Yani çıkan ses biraz daha Dolby teknoloji sayesinde zenginleştirilebiliyor. Dolby Audio uygulamasını açarak çıkan sesin profilini değiştirebilirsiniz. Farklı senaryolar için farklı sesleri seçebilirsiniz. Böylelikle hoparlörden aldığınız verim biraz daha artacaktır. Turkcell T60 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, çekilen fotoğrafları ve videoyu da inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.